Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan'ı konuk ediyor, bölgede ticari hayatı öğreniyoruz. Evet, yanımızda şimdi de Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Kamil Arslan var. Sayın Başkanım, biz öncelikle Iğdır'ın genel bir ticari yapısını değerlendirecek olursak neler karşımıza çıkıyor? Bölgenin ticari yapısında neler var? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Iğdır'ın tabii ki ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalı. Bununla birlikte lojistik merkezimiz var. Sınır ticareti, Nahçıvan aramızda olan Hasret Köprüsü sınır ticaretimiz Dilucu Kapısı'yla birlikte var. 165 bin hektar tarım arazimiz var. Bunun 117 bin hektarı sulu tarıma açık. Iğdır'ımız sınır ticaretiyle ön plana çıkıyor. İhracatıyla ön plana çıkıyor. Lojistik firmalarıyla ön plana çıkıyor. Bir de sanayileşmeyle şu anda gündemde Terahaki bölgesinde, yani bu bölgede en büyük rentable bir OSB'miz var. Bununla birlikte ticaretimiz devam ediyor. Biz biraz bölgenin cazibesinden bahsedelim ki lojistik olarak, çünkü sınırda bir yer. Neden geliyorlar buraya iş adamlarımız? Evet, neden gelmeler? Iğdır'ın ılıman bir iklimi var. Iğdır'da iş gücü var. Eğitimli iş gücü var. Akabinde hükümetimizin uygulamış olduğu dönem dönem teşvikler var. Organize sanayi bölgemiz 2003 yılında yatırım programına alındıktan sonra buraya birçok yatırımı biz buraya biraz Iğdırlı hemşerilerimizi davet ettik. Akabinde de hem yurt dışından hem il dışımızdan ülke içerisindeki yatırımcıları buraya davet ettik. Yapmış olduk yatırımdan sonra memnun kaldılar. Hem iş gücü olarak, hem istihdam olarak, hem eğitim olarak, hem ılıman iklimi olarak ve bu bölgede stratejik bir konumda olan Iğdır'ımız bulunduğu coğrafik yapıdan dolayı da Türkiye Cumhuriyetlerine yakınlığı münasebetiyle de yatırım kabul gördü. Bugün itibariyle de o sebebimizde 26 tane fabrika var. Bunların her sektörde yatırımımız var. Tabii ki buradan bizim ülkemize, yurt dışındaki yatırımcılarımıza da sesleniyoruz. Biz oda olarak, Ticaret ve Sanayi Odası olarak, valilik olarak, belediye olarak gelen müteşebbisi her konuda yanında yer alıyoruz. Bölgemizdeki, o sebebimizdeki arsalarımızı hükümetimizin uygulamış olduğu teşvik kapsamında ücretsiz olarak tahsis ediyoruz. Ve bunun yanı sıra en çok imtiyaz gören 15 il içerisindeyiz. Yani 6. bölgede yer alıyoruz. 6. bölgede yer almamız hasabıyla de bu bölgede en çok imtiyaz gören illerden bir tanesiyiz. ...2022 yılını bir şekilde sonuna geldik. 2023'ten beklentimiz çoktur. İnşallah herkesin kalbine göre olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Sayın Arslan'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için sevgili izleyenler. Evet, Iğdır özel programımız sürüyor.